Sevgili arkadaşlar, Türkiye'nin ilk ve tek boy ve genetik saç dökülmesini başta temel alan kanalı olan Hayatın Hileleri kanalına hoş geldiniz. Tabii ki sadece boy ve genetik saç dökülmesi konuşmuyoruz. Aynı zamanda kişisel gelişim, sosyal hayat ve motivasyona, moral içeriklerine dair de üretimler gerçekleştiriyoruz. Beyin fırtınaları gerçekleştirmeye de başlayacağız ve gayet tabii yabancı dillerle alakalı da içeriklerin her zaman devamı gelecek. Oyunculukla alakalı, film incelemeleriyle alakalı içerikler de her zaman burada olacak. Fakat bizim odaklandığımız iki konu vardı. Boy ve genetik saç dökülmesi. Çünkü insanlar bu konularda bilgi sahibi değildi ve ben de insanların bilgi sahibi olamamasından rahatsızlık duyuyordum. Çünkü gerçekten önüne geçebilecekleri sorunların ya da çözebilecekleri sorunların farkında değillerdi ve bunları düşünerek kendilerini üzüyorlardı, harap ediyorlardı sevgili arkadaşlar. O yüzden aynı zamanda boy macerasının yanı sıra hep beraber müşterek paydada bir genetik saç dökülmesi macerasına da çıktık ve birbirimize koşulsuz, şartsız, hiçbir menfaat gözetmeksizin destek olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim sevgili arkadaşlar. Tabii ki soru cevap videoların her daim devamı gelecek. Tabii ki canlı yayınlar her daim gelecek. Bu hafta soru cevap videosunun gelmemesinin sebebi sevgili arkadaşlar, canlı yayınla onu ikame etmeye çalıştım. Canlı yayınlar tekrardan faaliyet gösterecek ve aynı zamanda ünlülerin boylarını incelediğimiz yeni bir seriye de başlıyoruz. Biliyorsunuz ünlülerin saçları serimiz devam ediyor. Ünlülerin saçlarındaki açıklığı durumu Norwood ölçeğine göre inceliyorduk. Şimdi ünlülerin boylarını inceleyeceğiz ve sosyal hayattaki boy kavramını anlamamıza daha iyi vesile olacağına, rehberlik edeceğine kaniyim bu içeriğin, bu serilerin. Peki bugün saçla alakalı ne konuşacağız sevgili arkadaşlar? Şunu da ilave edeyim unutmadan hazır. Çekilişler yakında, yakında bir çekilişimiz olacak sevgili arkadaşlar. Bunu hep duyuruyorum. Çünkü gerçekten haberdar olmanızı ve kazanmanızı temenni ediyorum. Ve bana attığınız Instagram mesajlarının sevgili arkadaşlar büyük bir kısmını okuyup size yardımcı, müsbet geri dönütler sunmaya çalışıyorum. Sizin sorularınıza mümkün mertebe bütün samimiyetimle, açıklıkla, açık yüreklilikle hızlıca cevap vermeye, cevaplandırmaya çalışıyorum sevgili arkadaşlar. Çünkü hiçbir sorunun da cevapsız kalmasını istemiyorum. Size olan desteğim hep baki kalacak. Bunu nacizane bilmenizi temenni ediyorum sevgili arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız sürekli saç dökülmesi konusunda aynı şeyleri vurguladığımı düşünebilir. Lakin az evvel de belirttiğim üzere yeni katılan arkadaşlarımız var aramıza sevgili arkadaşlar. Onlar saç dökülmesi hakkında bizim kadar az evvel belirttiğim gibi bilgi sahibi değiller. O yüzden onlara finasterit, dutasterit, Norwood ölçeği, 5 alfa redüktaz enzimleri, dihidrotestosteron, kalfikasyon, inflamasyon, seboroid dermatit, anajen fazı gibi konularda da bilgiler sunmamız gerekiyor. Bugünkü konu peki nedir? Aslında hepimiz saç dökülmesi yaşarken, genetik saç dökülmesi yaşarken umumiyetle gayet tabii, şunu düşünüyoruz. Çevredeki insanlar bunun farkında mı? Çevredeki insanlar acaba bizim arkamızdan şakaklara bak açılmış kel kaldım diyorlar mı? Ya da yarın bir gün karşı cinsle olan etkileşimimizde, iş hayatına atıldığımızda, sosyal hayatta arkadaşlarla gayet keyifli bir ortamdayken bunu bizim yüzümüze vururlar mı ve bu bizim özgüvenimizi etkiler mi? Gayet tabii etkiler. Çünkü özgüven bu yaşlarda ve 2021'e de giriyoruz artık. 2021 yılında dış görünüşle de doğru orantılı bir mahiyette ilerlemeye başladı. Çünkü toplum daha şekilci bir yöne evriliyor. Niçin? Sosyal medya artık her şey görsellik üzerine kurulu, her şey güzel dış görünüşe sahip olan, ambalajı güzel olan nacizane insanların bulunduğu platformlar olmaya başladı. O yüzden sevgili arkadaşlar, tabii ki saç dökülmemiz bizi bu şekilde etkiler. Bu doğal bir süreç olmasına karşın genç yaşta bunu yaşamakla barışmak da oldukça zor sevgili arkadaşlar. O yüzden sevgili arkadaşlar, genç yaşta saç dökülmesinden endişe etmek, bunu çözmeye çalışmak, tedavi etmeye çalışmak kadar tabii doğal bir durum yok. Tıpkı boy uzamasını istemek gibi. Bazı insanlar buna diyor ki kompleks kardeşim. Yahu zaten kompleksler bize rehberlik eder, doğruyu gösterir. Siz ya ben ne kadar boş bir insan oldum.
okuduğumu anlamıyorum, iki satır okumuyorum, gündemden bir haberim diyerek kendinizi geliştirmeye başlarsınız. Daha çok okumaya, araştırmaya başlarsınız. Yabancı dil bilmiyorum ya diye rahatsızlık duyacaksınız ki bir şeyleri değiştireceksiniz sevgili arkadaşlar. Vücudundan rahatsızlık duyarsın. Çok kilo aldım ya da aşırı cılız kaldım. Bunu benim bir şekilde toparlamam lazım dersin. Başta kompleks duyarsın ondan. Bu ne ya? Beğenmezsin o durumu ve sonrasında değiştirirsin. Boy ve saç da aynı şekilde sevgili arkadaşlar. Bunlardan memnun olmayacağız ki değiştireceğiz. Bazı arkadaşlarımız söylüyor. Abi sende doğru düzgün kellik bile yok. Saç problemin yok. Niçin tedaviye başladın? Sevgili arkadaşlar. Benim hayat perspektifimde bir şeylerin değerini bir şeyleri kaybetmeden anlamak yeter. Ve az çok farkında olduğum için benim de tabii ki inkar sürecim oldu. Ben de bir seneye yakın inkar etmişim dökülmemi. Şu an fark ediyorum. Ama şakaklarım hep öyleydi. Zaten o kısımda herkesin öyle şeklinde yorumlara, nacizane dogmatik sığ yorumlara teşne olmuşum, bulaşmışım yani. Ve tabii ki biraz daha pişman mıyım bilmiyorum. Bence güzel bir zamanda tedaviye başladığımı nacizane düşünüyorum. Tedaviye başlamak için ideal evrelerdir. Norwood 2.5, Norwood 3'ün başları ya da öyle söyleyelim sevgili arkadaşlar. Norwood 3'e gelmeden hemen önce ya da Norwood 3'ün başları tedaviye başlamak için ideal bir zamandır. Tabii ki fin asterit, tut asterit hakkında, bunların yan etkileri hakkında detaylar gelecek. Fin asteridi, tut asteridi de birbirleriyle daha detaylı bir mahiyette, biçimde mukayese edeceğiz, karşılaştıracağız sevgili arkadaşlar. Tedaviye hangisiyle başlanabilir, hangisiyle başlanmaz? 21 yaşından küçükler niçin fin asterit ya da tut asterit kullanmamalıydı? Bundan bahsettik zaten. Sekonder cinsiyet özellikleri oluşuyordu ve dihidrotestosteron bununla etkiliydi. Dihidrotestosteronun o yaşlarda baskılanması bunlara ket vurabilirdi, bunları engelleyebilirdi nacizane. Serbest testosteron da tölere edebilir sakal çıkmasını. İşte ses kalınlaşmasını ya da ses tonunun çatallaşmasının engellenmesini ergenlikteki vesaire. Fakat bu şekilde gerçekleşiyordu. Saç dökülmesini anlamak için çeşitli spekülasyonlar ortaya atılıyordu. Deniyordu ki dihidrotestosteron ne kadar salgılanıyorsa saç da o kadar dökülür. Sevgili arkadaşlar, bu hem doğru hem yanlış. Neden yanlış onu söyleyeyim. Çünkü dihidrotestosterona bağlı değildir sadece. Dihidrotestosteron herkeste salgılanıyor. Fakat 25 yaşında Norwood 1, yani lisedeki gürlüğe sahip, sıklığa sahip, saçta olan adamları, hiç şakaklarında temporal bölgesinde açılma olmayan adamları görmüyor musun? Görüyorsun. O adamda dihidrotestosteron salgılanmıyor mu? Salgılanıyor. Genetiğinde dihidrotestosterona, androjen reseptörleri ne kadar duyarlıysa o kadar dökecek saç. Genetiğinde saç dökülmesi ne kadar kodlanmışsa o kadar dökecek. Ya da dihidrotestosteron salgılanıyor, erkek tip kellik başlamış, temporal bölgeler açılmış, frontal bölge gerilemiş, vertex açılır mı açılmaz mı, açılma tehlikesiyle karşı karşıya, fakat adamda daha sakal çıkmamış. Niye? Çünkü adamın genetiğinde sakal çıkması gibi bir hadise yok. Genetiği öyle adamın. Dihidrotestosteron salgılanmasıyla o noktada mukayese etmek doğru değil. Yani tek bir nedene, katalizöre bağlı değil. Bilim de sosyal bilimde. Velhasıl kelam, konumuza gelelim. Siz genetik saç dökülmesi yaşıyorsunuz, tedaviye başladınız. Sosyal hayatta bunun fark edilip fark edilmemesi gayet tabii sizin için önemli. Ne kadar kendisiyle barışık olursanız olun. Çünkü sosyal hayatta belli normlar vardır. Bu normlara uyarsak biz bazılarına uymalıyız, bazılarına uymamalıyız şeklinde yorumlayabiliriz. Fakat bu normlara ne kadar uyarsak bizim sosyal hayattaki geleceğimiz de o kadar parlak olur, o kadar rahat ederiz. Kendi psikolojimiz de o kadar rahat eder. Çünkü insan sosyal bir varlıktır ve bu normlardan sevgili arkadaşlar ister istemez etkileniriz. Mecburen. O yüzden sosyal normlara göre, normalden gelir, normali çoğunluk belirler. Çoğunluğa baktığında 20'li yaşlar Norwood 2 ile geçer. Git üniversitene, birçok erkek Norwood 2. Norwood 4 olan var mıdır? Vardır. Çünkü üniversite yaş kavramının kalktığı bir yer. 30 yaşında adam da üniversite okuyor, 27 yaşında adam da okuyor. Norwood 4 olan var mıdır? Vardır. 3 olan var mıdır? Vardır. Fakat umumiyetle 20 yaşında, 22 yaşında gençlere baktığında, 18 yaşındaki özellikle, Norwood 2'dir bunlar sevgili arkadaşlar. Yani o V görüntüsü frontal bölgede oluşmuş, temporal bölgelerde açılmalar başlamış,
Fakat hiçbir şekilde sosyal hayatta fark edilen, hele saç yoğunluğu da zaten iyiyse, kötü olsa bile saç yoğunluğu, ne oldu ki hiçbir şekilde fark edilmez. 20'li yaşlar için ideal skala o yüzden ne oldu ki'dir diyebiliriz. 20'lerin sonuna kadar. Ne zaman ki siz hayatınızı kurarsınız, artık dış görünüş haricinde 20'li yaşların sonlarında, 25'ten sonra da 27, 28, 30 gibi artık sizin statünüz, sosyal yetenekleriniz, karakteriniz, iş hayatında da, özel hayatınızda da, sosyal hayatınızda da dış görünüşünüzün öneminin önüne geçer. Çok daha fazla önüne geçer. Dış görünüş, boy, saç öncesinde bir icebreaker'ken, yani başlangıç, iyi bir başlangıç, set açabilmek için sosyal hayatta iyi bir başlangıçken, bu sefer onun yerini statü, sosyal yetenekler, karakter alır. Belki sen 27 yaşında hala mezun olmadın, hala bir statü sahibi değilsin, hala sosyal yeteneklerini geliştirmedin. O zaman boy ve saç gayet tabii dış görünüş senin için hala daha önemli. Çünkü diğer unsurları çok fazla desteklememişsin sosyal hayatta sana yardımcı olacak. Birçok insan o yaşlarda iş tecrübesi edinmeye başlıyor artık 20'li yaşların sonlarına doğru. Ve o noktada sevgili arkadaşlar norwuduç olmak normal. Çünkü o noktada birçok erkeğe baktığında zaten 30'lu yaşların başında yeni evlenenlere baktığında, nişanlı olanlara baktığında vesaire, kelleri de çok görürsün. Norwood 4'leri, Norwood 5'leri. Norwood 3 olmak senin avantajın olur. Norwood 3 o noktadan sonra sırıtmaz. M şekli var işte, şakakları açıldı vesaire. Ya en belli olan Norwood 3 Tom Hanks'in Forrest Gump'taki Norwood 3'tür. Öyle söyleyeyim size. Orada da buzz cut vardır. Yani bir numara mı, iki numara mı ne saçları? Yok, üçten biraz fazla da olur. Şimdi yalan olmasın, tekrardan kontrol etmem gerekebilir. Lakin orada bile sizin dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Algınız o yönde olsa dahi. Ben Forrest Gump'ı izlediğimde tabii ki saç dökülmesiyle bu kadar iştigal değildim. Fakat çok fark etmiyordum. Tabii ki algıya dayanır sevgili arkadaşlar. Daha önce de söyledik. Kaç insan sokakta çevirin, kaç insan Norwood ölçeğini biliyor? Bazı eczacılar bile bilmiyor. Dermatologlar arasından bile detaylı olarak, bakın detaylı olarak saç dökülmesiyle, androgenetik alopezi ile ilgili bilgi sahibi olan yok. Saç dökülmesi yaşayan bireyler hariç. Birkaç eczacı, bazı eczacılar hariç ve tıp insanları hariç. Kaç kişi Norwood ölçeğini biliyor? Kaç kişi androgenetik alopezi hakkında bilgi sahibi, fikir sahibi? Daha doğrusu bilgi sahibi olmadan yanlış fikir sahibi o insanlar. Yani kaç kişi biliyor? Önce bir temporal bir şekilde başlar. %96 Norwood ölçeğine göre ilerler. Dihidrotestosteron sebebiyet verir. 5 alfa redüktaz enzimleri dihidrotestosterona dönüştürür. Testosteron. Serbest testosteron da saç dökebilir. Fakat birincil ve en büyük sorumlu dihidrotestosterondur vesaire. Bunları kaç kişi biliyor? Temporal bölgeden açılır, frontalden incelir, minyatürleşen saç. Bunları kaç kişi biliyor sevgili arkadaşlar? Gerçekten kaç kişi Norwood ölçeğine hakim? O yüzden siz Norwood 3 iken kendinize ayna karşısında görüyorsunuz, bakıyorsunuz ayna karşısında kendinize, diyorsunuz bu açıklıklar çok belli. Fakat birçok insan onu fark etmiyor sevgili arkadaşlar. Fark edenler de bizim gibi insanlar. Algısı o yönde gelişen insanlar. O yüzden sevgili arkadaşlar, Norwood 3'te fark edilmesi çok nadir görülen bir hadise. Norwood 3 Vertex'te size çok yakın insanlar fark ediyor dedik. Ve az evvel de belirttiğim üzere yaşlara göre 35-37 yaşında o kadar ehemmiyet kazanmayacak saç kaybı. Çünkü çevredeki insanlar da saç kaybediyor olacak. Bu şekilde sevgili arkadaşlar 28-35 yaş arası o yüzden Norwood 3 normal diyebiliriz. Artık işin içine dış görünüşten ziyade sosyal statü girdi, değil mi? Sonrasında sosyal yetenekler girdi. Karakter girdi, birikim girdi, kültür girdi. Ve dış görünüşe yaşıtlar da o jenerasyon da artık eskisi kadar önem göstermemeye başladı. Artık siz de gayet tabii önem göstermemeye başladınız eskisi kadar. Yine iyi gözükmek istiyorsunuz tabii, kişisel bakım ile bu aynı şey değil. O yüzden sevgili arkadaşlar 28-35 yaş arası Norwood 3 olmak normaldir. Fakat siz halen 28-29-30 yaşında statü sahibi değilseniz, kendinizi, karakterinizi geliştirmemişseniz, kültürel anlamda etkin olduğunuzu hissedemiyorsanız, dış görünüş halen sizin için bir tabii önemli. Onu onunla ikame edeceksiniz. Çünkü bir şeylerle ikame etmeniz, muadili yerine koymanız gerekebilir. 35'ten sonra dediğim gibi Norwood 4 normal. Çünkü birçok çevredeki insan öyle. Evlendiğinizde büyük ihtimalle hayat sizi oraya sürükledi. Ya da işte daha da çok daha düzenli bir hayatınız var artık karşı cinsle
etkileşiminizden ziyade kariyer, birikim gibi unsurlara daha da ağırlık verdiğiniz bir hayatınız var. Tek düze, monoton. O yüzden Norwood 4 olmanız normal başlardan 35'ten sonra. Tabii ki finasterit ve dutasteridi değerlendireceğiz. Yan etkilerini dikkate alacağız. Öncelikle dutasterit tavsiye etmem. Yani agresif dökülmeye ilk tavsiye ettiğim şey benim finasterit olur genelde. Saça göre tabii ki. Tabii saça göre. O yüzden sevgili arkadaşlar, herkese saçlı günler.